dünyadaki kötülüklerin yok olması için ne yapmalıyız? Canım Anneciğim, ben sizin bu güzelliğinizi gördükçe o kadar seviniyorum ki, Allah sizleri bu kadar temiz, güzel, kaliteli yarattığı için. Ve Kur'an Müslüman olarak nur gibi olmanız ve her yerde olmanız. Evet. Allah'a çok şükür, bak kapalı hanımlar da Kur'an Müslümanı tertemizler. Evet. Açık olanlar da, hepsinin yüzünde müthiş bir temizlik, iffet temizliği, saygınlık, asalet var. Mesela benim canımda da öyle. Yüzü çok asil, çok temiz. Nur gibi yani, insan gözü kapalı güvenir. Allah seni cennet arkadaşı yapsın bana, cennet dostu yapsın. İnşallah cennette birlikte oluruz. Sonsuza kadar. Yüzün çok çok güzel, bayağı güzel bir insansın. Allah seni sağlık saat içerisinde çok uzun yaşatsın. Zaten sonsuza kadar da inşallah beraber oluruz. Ya Sarman, ben senin derdin nedir anlamıyorum ki. Ay ben buna sürekli yiyecek falan versem, alıştığı için hani yemek gibi yani. Veya sürekli ilgileniyordurum falan. Öyle bir şey de yok. En başından kafayı taktı yani. İlla benim yanımda olacak. Ve acayip sinirleniyor yanımda olamazsa yani. Millet çekiniyor artık. Arka ekranı Şimdi o delilik modunda dikkat çekmeye çalışıyor. Biraz sonra başka bir delilik de yapabilir. Yani düşünüyor, en deli hareket ne olabilir böyle, en dikkat çekecek. Onu mutlaka buluyor. Yani akla hayale gelmedik bir delilik yapıyor. Özellikle misafirlerim yanımda muazzam rezalet çıkartıyor. Oğlum ne yapıyorsun falan diyebiliyoruz. Başka bir şey diyemiyorum. Yani. Benim güzel yüzümü bir daha göster bana. Dünyadaki kötülüklerin yok olması için ne yapmalıyız? Canımın içi, eğer batınına bakarsak, yani en gerçekçi, en derin bakışta bakarsak, kötülüklerin olması Mehdiyet için şart. Mehdi çıkmaz. Kötülükler olması. İsa Mesih çıkmaz. Onun için Deccal kötülükleri artırıyor. Alabildiğini artırıyor. Bir de Peygamber'in dediği sallallahu aleyhi ve sellem bütün olayların olması gerekiyor. Onlar da çok büyük olaylar zaten. Suriye'de, Irak'taki olaylar, Afganistan, Libya, hepsini saymış Peygamberimiz tek tek. Yemen'i çok uzun anlatıyor. Şimdi bu aşamaları aşağı yukarı bitirmek üzereyiz. Son birkaç yıl daha bu böyle devam edecek. Sonra düzelme, açılma, ferahlama devri başlayacak. İnşallah. Ama işte o zaman da imtihan da bitmiş oluyor. Mesela Mehdi İslam'ı dünyaya hakim ediyor, vesile oluyor. Zannedersin 70 yıl saltanat sürecek. Yok. 7 yıl. 7 veya 9 yıl. O kadar. 7 yılına kadar çabuk geçtiğini hepimiz biliriz. Diyor, göz açıp kapayınca kadar 7 yıl. O kadar. Hemen ahirete alıyor Allah. Çünkü imtihan bitmiş. Yani burada saray olsa ne olur? Bahçelerin olsa ne olur? Cennete kıyasla akıl almaz eksik. Yani akıl almaz eksik. Yani hiç kıyaslanacak gibi değil. Onun için benim güzel yüzüme sözüm şu: 2023'te her şey halli olacak inşallah. Ama kötülüklerin yok olması için senin o güzel yüzün, temiz yüzün, herkese iyi davranman, dürüst davranman, dürüstlüğü sürekli teşvik etmen, samimiyeti de teşvik etmen yeterli olur. Allah'a sevgini sık sık vurgulaman, Allah'a şükretmen, sevgiyi çok dillendirmen çok iyi olur. Ama tabii senin iyi niyetini istifade etmek isteyen insanlar da olabilir. Yani insanlardan 1000 kişi ise içinden 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi seçebilirsin. Ahir zaman çok şiddetli. Yani çok özen göster.
yani sen iyi niyetle anlattığında aa ne güzel anlatıyorsun der, sana yanaşmak isteyebilirler. Sakın anlat çekil, anlat çekil. Çok güvenirsen, yani egoist bencil değilse, Allah'a kendini çok iyi adadıysa o insan, yüzünde nur varsa, gerçekten efendi olduğuna kanaat getirirsen ve gerçekten seni koruyup kolluyorsa ona daha detaylı da anlatabilirsin. Ama genç kızlar için en iyisi anlatıp çekilmektir.